Osman Koç Danimarka. Herkese merhabalar. Osman Koç Danimarka kanalındasınız. Teknolojik videoları seviyoruz. Teknolojiyle de aramız iyi olunca. Bugün sizlere şöyle güzel bir bilgisayar, kullananlar çok iyi bilirler, grafik kartı tanıtımı yapmak istedim. Tanıtım derken bir kutu açılımı olsun, bir de göstermiş olalım. Radeon marka grafik kartının en son versiyonu şu an Danimarka'da yaklaşık 10.000 Danimarka kronuna alındı. Yani yaklaşık 30.000 TL değerinde bir grafik kartından bahsediyoruz. 24 GB içerisinde güzel bir güç durumu söz konusu arkadaşlar. Video editlerinde olsun ya da son model, en son çıkan oyunları çok iyi oynayabilmek adına gerçekten mükemmel diyebileceğimiz bir grafik kartından bahsediyoruz. Kutu açılımı yapalım çünkü kargodan yeni geldi. İçerisinden neler çıkacak bakalım, nasıl bir grafik kartıymış ve neden bu kadar pahalı. Çünkü gerçekten dünyada çip sorunundan sonra bu grafik kartlarına ulaşması da gerçekten zor. Neredeyse 30.000 TL'den daha fazla bir rakama sahip olduğunu da söylemek gerekiyor bu grafik kartının. Bakalım kutudan neler çıkıyor, nasıl bir şeymiş, daha yakından görelim. Grafik kartı bize gelmiyor, biz ona gidiyoruz şu an. Bakalım nasıl bir kutuyla ve içinden neler çıkacak, neyle karşılaşacağız. Heyecanla, merakla bekliyoruz. Güzel bir kart. Evet, tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi ürünümüz şu an elimizin altında. AMD Radeon RX 7900 XTX modeli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir grafik kartı. 24 GB'lık bir grafik kartından bahsediyoruz. Yani bunun kaldıramayacağı bir oyun ya da yapılan bir işlem olduğunu zannetmiyorum. Özelliklerine gelirsek arkadaşlar, birçok özelliği var gerçekten. Bunları kontrol etmenizi şöyle göstererek tavsiye ediyorum. Danimarka'daki fiyatı yaklaşık 10.000 Danimarka kronu diyebiliriz. Türk parasına çevirdiğimiz zaman da neredeyse Türkiye ile aynı rakama ulaşıyoruz. Yani yaklaşık 30.000 TL yapıyor. Belki de daha fazla olabilir. Tabii ki yapması önemli değil de aslında bakalım almak isteyen bir arkadaşımız hemen ulaşabiliyor mu? İşte asıl bütün meselemiz budur zaten. 24 GB'lık bir grafik kartından bahsediyoruz. Şimdi bir kutu açılışı yapalım fazla uzatmadan. Bakalım içerisinden en azından neler çıkıyor ve nasıl bir boyuta sahipmiş. Şöyle bir bıçağımızla hemen kenarından keserek başlayalım. Evet, bu kırmızı şeytan diye geçiyor. Gördüğünüz gibi Red Devil yazıyor. AMD'nin bayağı bir performansı yüksek bir cihazından bahsediyoruz. Kırmızı şeytan diye ama siyah şeytan gibi görünüyor buradan bakınca. Şöyle cihazımız kutusu dursun. Evet. Güzel bir kutu yapmışlar gördüğünüz gibi. İçerisindeki parçalara bakar mısınız? Evet, kutunun kendisi gerçekten zaten kaliteyi gösteriyor. Şöyle yedek bir tane üst katını çıkardığımız zaman altında parlayan bir grafik kartını görebiliyoruz. Şöyle de çıkaralım. Evet, bayağı sıkı girmiş içerisine. Aman Allah'ım, bu ne böyle? Şu an arkadaşlar ağırlığını söylemem lazım. Orada 2 kiloluk 3 kiloluk bir makineden bahsediyoruz. Gerçekten çok ağır. Evet, şurada şöyle
bantlarımızı da sökelim. Yavaşça çıkaralım içerisinden. Evet, üf. Yani sıfır araç almak gibi bir şey aslına bakarsanız. Böyle bir makine yok. Bakar mısınız? Kalınlığına bakalım. En ufak bir toz görüyor musunuz? Yok. Çalıştığı zaman belki zamanla olabilir ama fanlarının 3 tane gerçekten kocaman fanlara sahip olduğunu da söylemekte fayda var. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız böyle bir şey. Soket yerlerine, yuvalarına falan bakıyoruz. Evet, zaten bilgisayar kasasının tümünü kaplayacak gibi bir boyuta sahip. Şöyle tuttuğumuz zaman 30 santimden fazla bir genişliği var. 5-6 santimden de fazla bir kalınlığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve giriş yuvasını işte burada korumayla özel plastikle kapatmışlar. Onu buradan yuvasından çıkartıp tabii ki de o şekilde monte yapmaya çalışmamız lazım gibi görünüyor. Evet, makine böyle bir şey arkadaşlar. 30.000 TL'lik bir cihazdan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi AMD'nin Radeon modeli RX 7900 XTX modeli. 24 GB gücünde bir grafik kartı. Şöyle kenarı koyalım. Tekrar ilk katına bakalım. Neler varmış? İşte burada logosunu da göndermişler. Kutudan aynen Red Devil, kırmızı şeytan diye bir yapışkanlı logosu çıktı. Herhalde bunu da cihaza ya da makinemize yapıştırabiliriz. Evet, bu neymiş? Sanki adaptör gibi bir şey. Ne işe yarıyor şimdilik bilmiyoruz ama Power Color diye adaptöre benzeyen bir cihaz çıktı. Ve burada birkaç parça daha var. Onlara da bakalım burada. Evet, bunları çözeceğiz tabii ki. Okuyup bakalım ne işe yarıyorlarmış. Burada bir anten var. Gördüğünüz gibi antenle çalışıyor olabilir. Ve bunlar ne? Evet. Mengene sıkıştırma aleti. Demek ki kasada daha sağlam tutması için büyük ihtimal kasamıza bağlarken bunları da kullanabilmemiz gerekiyor gibi tahmin ediyorum şimdilik. Çünkü bayağı bir ağır. Bunu direkt kasaya koyduğumuz zaman bunun tutması imkansız gibi görünüyor. Bence o yüzden bunlar büyük ihtimal destek falan olması lazım. Sağdan soldan ki kasada sağlam dursun. Gerçekten çok ağır. Yani 3 kiloluk bir ekran kartından bahsediyoruz. Evet, kullanım kılavuzlarını vesaireyi kontrol ettikten sonra zaten ne işe yaradıklarını anlayabiliriz ama şimdilik kasadan çıkanları göstermek istedim. Yani kutudan öyle bir şeyler çıktı. Ve son olarak da burada tabii ki de bağlantı kablosu falan da var. Bunları da cihaza bağlayıp kasamıza bağladığımız zaman büyük ihtimal ışıklı falan da olabilir. LED'leri falan yanıyordur rengarenk. Onları da bağlamak için bu kabloyu kullanmış olmamız gerekecek diye düşünüyorum şimdilik. Evet, böyle bir cihaz çıktı. Bakar mısınız? Yani bu işlerle uğraşıp özellikle grafik işleriyle, oyun oyunlarla, son model oyunlara göz attığımız zaman tabii ki böyle bir cihazla neden oynanmasın? Bu kadar hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz bu makineyle. Evet, söylediğim gibi Danimarka'da 10.000 Danimarka kronu civarı tutuyor. TL'ye çevirdiğimiz zaman tam 30.000 TL'yi geçen bir grafik kartından bahsediyoruz. Evet, hayırlı olsun. Güzel günlerde sessiz sessiz böyle güçlü performanslarla kullanmak dileğiyle diyelim. Böyle bir kutu açılışı olmuş oldu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Teknoloji videolarına da arada bir yer vermeye çalışıyoruz. Osman Koç Danimarka kanalı olarak. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun Danimarka'dan.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Osman Koç, Tony Marka.